retina hastalıklarını sınıfladığımızda 3. grupta retinanın cerrahi hastalıkların yer aldığını söylemiştik. Bu grup içerisinde en önemlisi aciliyeti yönden retina yırtıkları ve retina dekolmanlarıdır. Retina yırtıkları her yaşta gelişebilir. Travmaya bağlı ortaya çıkabilir ama en çok gördüğümüz 50 yaş ve üstü kişilerde doğal olarak gözümüzün içinde bulunan jelimsi madde yani vitriosun yaşla beraber yerinden ayrılması da retina yırtıkları tetiklenebilir kendiliğinden. Burada vücut aslında bize bir uyarı yollar bu olduğu zaman gözümüzün önünde sinek uçuşmaları yani küçük uçuşmalar ortaya çıkar ve ışık çakmaları ortaya çıkar. Bunlar görüldüğü zaman hiç fazla zaman geçirmeden göz bekleri büyüterek bir göz dibi muayenesinin yapılması gerekliliğini burada vurgulamak isterim. Burada karşımıza çıkacak bir retina yırtığını ameliyata gerek kalmadan sadece etrafına bir lazer fotokoagülasyon uygulayarak tedavi edebiliriz ki bu da ciddi bir retina sorunu olan retina dekolmanından bizi koruyabilir. Hasta bu dönemde gelmedi, retinanın altına sıvı ilerledi, retina dekolmanı yani retinanın ayrılması ortaya çıktı. Bu dönemde kişide görme kaybı meydana gelir. Görme alanının bir kısmı eğer merkezi kısmı ilerlediyse merkezi kısımda ciddi görme kaybıyla karşı karşıya gelir. Göz dibi muayenesi yaptığımız zaman da retinanın yırtıldığı bölgeyi ve oradan sıvı kaçağı nedeniyle ortaya çıkan retinanın ayrıştığı bölgeleri tespit edebiliriz. Cerrahi olarak bu hastalara müdahale edilmesi gerekir. Artık retina yırtığının ötesine geçtiği için lazer tedavisi yeterli olmayacaktır. Günümüzde modern retina cerrahisiyle retina dekolmanlarının önemli bir kısmını retinaya yatıştırmak mümkün olur. Hastalarda görme merkezi sıvının ilerleyip ilerlememesine bağlı olarak görsel gidişat değişkenlik gösterir ama hastaların yine önemli bir kısmında görme artışı meydana gelecektir. Yapılacak tedavinin farklı tedavi tipleri var. Dıştan yapılacak göz etrafına kemer şeklinde bant sarma ameliyatları, skleral çökertme cerrahisi diyoruz. Veya göz içinden yapılacak farklı tedavi metotları ki bunlara vitrektomi diyoruz. Bu şekilde retinayı tekrar yerine yapıştırmak, ilerletmek mümkün olacaktır. Retina dekolmanı dışında retinanın cerrahi hastalıkları içerisindeki ikinci önemli grup, modern retina cerrahisinin ilerlemesiyle artık çok daha sık yaptığımız makula bölgesinin yani sarı nokta bölgesinin cerrahi hastalıklarıdır ki bunların içerisinde en önemli olan iki grup retina zarlarıdır. Yani epiretinal membranlar ve görme merkezine ortaya çıkan deliklerdir. Modern retina cerrahisi de bu hastalıklarda, bu iki tipteki hastalıkta da ciddi bir görme korunması ve kazanımı mümkün olabilmektedir.